Örnek aldığın 3-4 model insan var. Başarılı, zeki, güzel, yerinde karar veren, yerinde seçimler yapan. Belki arkadaşın, belki de televizyondan gördün veyahut da filmde gördün. Ve sonra düşündün. Ben neden onun kadar kaliteli seçimler yapamıyorum? Hayatımı değiştirecek seçimler yapamıyorum. Veyahut da hayatımın her alanında, her yaptığımdan neden daha mutlu olamıyorum? Şimdi yan yana geldiğiniz zaman belki fiziksel görüntünüz aynı olabilir. Hatta sen dış görünüşünü o çok beğendiğin insan gibi de yapmış olabilirsin. Fakat bütün yapacağın, atacağın adımlara karar veren iki konu var beyninde. Bilinç tarafın ve bilinç dışı veya bilinç altı tarafın. Bilinç altı tarafın doğduğundan evvel, doğduğunda ve doğduktan 12 yaşına kadar devam eden süreç içerisinde 6 yaşına kadar daha hızlı, daha sonra da çevresel faktörler. Mesela diyelim ki annen çok korkaktı diyelim. Onun korkak olduğunu sen ne zaman anladın? Aklın başına gelince. Kimden korkuyordu? El alem ne der? Şu ne der? Baban ne der? Kendi ailesi veya riskler, korkuları, endişeleri, kaygıları vardı. E peki seni ne şekilde yetiştirmiş olabilir? Yani bir düşünürsen veya baban. Belki o da çok korkaktı, çok endişeliydi, çok takıntılıydı veya çok psikopattı. Bu sefer ne oldu? Seni ona göre konuşmalarıyla, koyduğu yasaklarla yönlendirdi. Şimdi senin bütün bu olanlara karşı yapabileceğin bir şey var mı? Var mıydı? Yoktu. Sen tabii ki kimse annesinin babasının yaptıklarını değerlendirme şansına sahip değil. Peki baban, annen, hadi onlar bir kenarda dursun. Onların babaları, annelerinin durumları, onlar da var başınızda. Belki aynı evdesiniz, belki çok yakınsınız. Şimdi bazen bazı insanlar çok zeki, çok aklı başında değil mi? Mesela bir bakıyorsun komşunun çocuğuna, ya bundan bir şey olmaz ya dersin. Aa, bir bakmışsın, üniversiteyi kazanmış, yok oraya gitmiş, yok buraya gitmiş. Nasıl yap peki bunu? Ailesine bakarsın, ya ailesi çok pasif. İşte o çocuk belki yanlışlıkla öğretmeninden veya gittiği bir kurstan birisini örnek aldı. Ve onun o mesela bir spor hocasına gitti diyelim. Yani bir tekvando, judo, bizler de çocukluğumuzda gittik böyle yerlere. Spor. O yüzden çocuklarınızı spora muhakkak gönderin. Şimdi oradaki hocalar neyi aşılıyor? Disiplini, zekayı, keskin zekayı, hangi yerde hangi hamleyi yapman gerektiğini devamlı aşılıyor. Ve sen çocuk olarak bazıları bundan öyle güzel etkileniyor ki bilinçaltına işin o kısmını alıyor. Sonra eve gidiyor, evdeki olanı biteni görüyor, dışarısıyla içerisinin çok farklı olduğunu algılamaya başlıyor. Ve o çocuk artık belki şuna karar veriyor. Yani tamam, beni evde büyüttüler, bir yaşa getirdiler. Ama benim aklım, bak şimdi burada akıl bilinçaltının üstüne çıktı. Farkındalıkla çıktı ama. Ve o farkındalıkla ne yaptı?
bu sefer kendisi ailesini yönlendirmeye başladı. Hani bazen danışanlarım diyor ki beni çocuğum işte dinlemiyor, beni çocuğum saymıyor veyahut da beni çocuğum işte daha başka alemlerde. Çünkü o bu tarz farklılıkları anlayınca belki senin yetersiz olduğunu zannediyor olabilir. Hissedebilir, bu şekilde düşünebilir. Şimdi peki bu durumda ne yapılması gerekiyor biliyor musunuz? Yani ben şimdi yeniden doğuş, atalardan bağ kesme çalışmalarında ezan ile ismin tekrar kodlandığında yapılacak şey şu aslında. Senin bir kere bilinçaltındaki tüm olumsuz vakaları pasifize etmek. Onlardan etkilenmemen gerekiyor. Neden? Çünkü bilinçaltındaki bu duygular senin aklını, bilincini etkilemeye başlıyor. Şimdi senin bilinçaltın ne kadar değiştirilirse değiştirilsin, sen günlük olaylarda neye göre hareket edeceksin? Aklına göre hareket edeceksin. Anlık beynine göre hareket edeceksin. Bak o beyni de beslemek çok önemli. Suyunu beslenmek, suyunu içerken, yemeğini yerken o beyin sünger gibi olacak. Ama nasıl olacak? Bilinçaltına neyi yükleyeceğiz? Diyeceğiz ki bilinçaltı artık sen bu saatten sonra benim hayatımı kolaylaştıracak ne varsa, benim hayatımda bana olumlu güzellikler, mutluluklar katacak ne varsa, beni değerli kılacak ne varsa, beni toplum içinde, bırak toplumu, kendi özümde, kendimi değerli hissedeceğim ne varsa, bana hepsini tekrar kazandır. Bunu kazandırman için aklımı ortaya koyuyorum, aklımı keskinleştiriyorum. Artık bu andan itibaren öğrenmeye de açığım, öğrendiklerimi uygulamaya da açığım. İşte bu program bilinçaltına yüklenecek. Yani senin en doğal yaptığın bir kolektif bilinçaltından bilgileri çekmeye başlayacaksın. Bak şimdi. Şimdi diyorum ya bazen yeniden doğuşu aldıktan sonra o seansı bile unutursun. Çünkü değişmeye başlayan bir insan bir önceki günde yediği yemeği bile unutur. Hipnotik bir alanda kodlanıyorsun. Ben her şeyi tekrar hatırlayasın diye çalışmıyorum. Aksine yeni öğrenip hayatına katasın diye çalışıyorum. Şimdi yeniye neyi öğreneceksin biliyor musun? Bir kere bilgi eksikliğini gidereceksin. Öyle boş boş konuşma olayları bitti artık. Öyle biliyorum demekle bu işler yürümez. Gerçekten de bilmen gerekeni bileceksin. Sana işte açacağımız WhatsApp gruplarında daha sonra göndereceğimiz kodlamalar, olumlamalar, içerikler. Bunları yazarken, bunları okurken işte bunları kaydede ede önce aklınla okuyarak, görerek, duyu organlarına alacaksın. Filtreleyip bilinçaltına kaydedeceksin. Donanımlaşacaksın. Bak bu donanımlanma konusu çok önemli benim için. Biliyorsan konuşacaksın, bilmiyorsan bilen insan konuşurken dinleyeceksin. O dinlerken zaten kodlanacaksın artık. Bu saatten sonra neye kodlanman gerekiyorsa ona kodlanacaksın. Ondan sonra fiziksel görüntün değişmeye başlayacak. Çünkü her konuda bilgi sahibi olmaya başladın. O bilgiler sende bir içindeki o ışığı parıldatmaya başlayacak. Ve dışındaki karanlığı aydınlatmaya başlayacak. Bunlar öyle zaman içerisinde belli olacak. Bakın bu bir evrimleşme teorisi gibi düşünün. Yani bir şey evrimleşiyorsa senin bilinç altında evrimleşir. Hayata bakış açın değişir. Bakış açın değiştiği zaman konfor alanından yavaş yavaş çıkarsın.
ve sonra fiziksel görüntün değişmeye başlar. Yüzün daha canlanır, saçların daha canlanır. Konuşma kaliten artar. Ses tonun değişir. Sana verilen değer değişmeye başlar. Çünkü seni değerli kılacak ve değerlendirecek insanlar arasında yaşamayı seçmeye başlayacaksın. Yani şimdi diyorum ya, hangi eğitime gidersen git, neden anlamadın? Neden üstünü şey yapamadın, çekemedin çoğunu? Çünkü senin bilinç altındaki kayıtlı olan değişemem, dönüşemem, yapamam, edemem, korkum, endişem, kalıpları hala işlediği için. Çünkü sana bu eğitimlerde enerji verilmiyor. Bakın, bu enerjiyi alamayan bir insan sadece PDF formatında çıktıları, dokümanları biriktirir bilgisayarında. Hatta gider onların fotokopilerini alır, bir hafta bakar, bir hafta sonra ben bunun neresini ne yapayım ya der. Orada bir hazine vardır, onun farkına bile varamaz. Tamam, çok güzel. Yeniden doğuşu aldın. Bilinçaltında bu değişikliği yaptık. Bilincine, bilincine yansıdı. Bilinç, şu an yaptığın her şey. Mesela şu an bu eğitimi seçersen, bu bilinçten gelir. Bak, bilinçaltı korku, endişe, kaygı vardı. Acaba ben bu eğitimde başarılı olabilir miyim? Acaba parası yüksek midir, düşük müdür? Verdiğimin karşılığını alabilir miyim? Yok, yine aynı şeyi mi yapacağım? Aynı mı olacak? İşte o ne der, bu ne der? Bak, bütün bunlar geliyorsa aklına, bil ki bu bilinç altından geliyor. Ama şöyle bir zihnin şöyle bir... Bak, ben bir onu bir parıldatayım şimdi. O bulanık zihnin şimdi bütün sisleri dağılsın. Net düşünen ol. Kodlandın, mühürlendin. Şimdi tekrar düşün. Eğer ben bu çalışmayı seçersem, oraya şu kadar para, buraya bu kadar para, oraya şu ısmarla, oraya buraya git, bilmem, bunları şöyle bir durdursam, kendime şöyle bir kere de kendime doğru düzgün bir yatırım yapsam ve bu şansı kendime versem, kendimi daha iyi hissedeceğim. İçimdeki ışık parlayacak. Zekam çalışacak. Bakın, benim en önem verdiğim konu. Akıl, akıl, akıl. Sen her şeyi aklınla yapacaksın. Her kararı aklınla vereceksin. Dur, bilinçaltımdan hangi şeyi vereyim diye düşünmeyeceksin. Anlık seçimlerde, anlık vereceğin cevaplarda. O hani o suskunluğun var ya, bir şey olduğu zaman çekimser tarafın var ya, o olay kaybolacak. Sen kendine bile şaşırdıkça, Allah Allah, benim ayarlarım değişti herhalde diyeceksin. Evet, ayarların değişecek. Bak, beni tam dinlersen şu anda olduğu gibi, tam odaklanırsan şu an olduğu gibi, İçindeki olan her şeyi bir kenara bırakırsan, kaygı, endişeyi, şöyle ben bunları bir tamam, bunları anladım. Bunların hepsini bir kutuya koyalım. Kutunun dışındasın artık. Sen özgür olmadığın müddetçe o kafatasının içinde, beynin özgür olmadığı müddetçe sen şuradan kalkıp su içmeye bile gidemezsin. Yok canım, su içersin tabii ki. O yaşam şekli. Yani senin bilinçaltın neye göre programlı biliyor musun? Aç kalmayayım, evsiz kalmayayım ve ölmeyime programlı. Ama bilincin yeniden programlanırsa, aklın
daha fazla para, daha fazla hayat, keyif, daha fazla güzellik, daha fazla mutluluk, daha fazla başkalarına şifa olma, değer görme, korkulardan sıyrılma, endişelerden, kaygılardan kopma. Kısacası yeni bir sen. Neden olmasın? Niye olmasın? Olanlar oldu, çok şükür. Şu ana kadar birçok insana yeniden doğuş yaptık. Ezan okuduk, ezanla ismini tekrar kodladık. Ve içinde bir değişiklikler oluyor ama kendileri bile daha tam belki anlamayabilir. Ama bir başkası ona şöyle diyebilir. Ya sende bir değişiklik var. Bitti. O anda her şey tamam. Evet. Şimdi bu seçimi bak. Bir gün nasılsa yapacaksın. Çünkü sana hiçbir şey yetmiyor. Sen bu perdeyi bir gün muhakkak açacaksın. Şu an böyle arasından böyle sızan ışığa bakıyorsun. Ama bir gün açtığında, o yeni dünyaya geldiğinde, sen olduğunda, işte o zaman durdurulamaz olacaksın. Başaran olacaksın. O başarıyı tattığın ilk anda özgüvenin yükselecek. Ya ben yapabilirmişim ya. Konuşabiliyormuşum ya. Ya ben bir başka insanı bile etkileyebiliyormuşum ya diyeceksin. Çünkü bunlar gerekli olacak sana bu hayatında. Bunlar olmazsa olmaz. Eğer bunları hala da gözlerini kaparsan, kulaklarını kaparsan, kalbini kaparsan, gidip film izlemeye, gidip günlere katılmaya, gidip pikniktir, çaydır, çorbadır onlarla oyalanmaya, şimdiden hazırla kendini. Hiç şey yapma. Bir çaba sarf etmene gerek kalmaz. Ama sonra deme. Ya işte o kişi niye böyle oldu da ben niye böyle olmadım da o niye böyle yaptı da ben niye yapamadım da o kadar eğitime gitti şunu yaptı bunu yaptı da ben niye yapamadım da niye benim istediklerim olmuyor da niye istediğim parayı kazanamıyorum da. Çünkü sen fırsatlar ayağına geldiği zaman görmedin, anlamadın, gittin yine ucuza kaçtın. Parasal değil. Yani düşük düşündün. Tam düşünemedin. Niye? Akıl, akıl, akıl. Bak, işletmelerde bile aklı olan işletme CEO'ları devamlı eğitim, eğitim, yatırım. O akıl parlayacak. Şimdi sıra sende. Aklını parlatan ol. Murat Başaran'la. Yeniden doğuşla. Frekansını yükselten ol. Durdurulamaz ol. Başaran ol. Kodlandın, mühürlendin her nefeste. 7-1-1-7.